İkinci sayfa magazin dünyasında gündemi belirliyor. Çanakkale'de sahne alan Burak Dalkılıç çok ilginç anlar yaşadı. Dalkılıç sahneye çıkan bir genç kızın erkek arkadaşına evlenme teklif ettiği anlara şahit oldu. Herkes zaten biliyor. Ama tüm Çanakkale'de üstün istiyorum. Şu an durduğumuz durumdan inanamıyorum ama bir 5 yıl önce seni ilk gördüğümde böyle olacağını hiç düşünemezdim. Sevgilim, bana kattığın her şey için çok teşekkür ederim. Seni sen yapan her şey için sana çok teşekkür ederim. Ben seni çok seviyorum. Düşündüm ki sen bana evlenme teklifi ettiğinde ben çok mutlu oldum. Kendimi çok değerli hissettim. Sen de öyle hisset istedim. Benimle evlenir misin sevgilim? Seni duymadık Tolga. Evet. Detayı atlamayalım. Hanımefendi cebinden işte böyle yüzük çıkardı. Dalkılıç bu ana şahit olduğu için mutluluğunu dile getirdi. Dünyanın en güzel hareketi biliyorsunuz değil mi? Hazreti Hatice'miz de aynı şeyleri 1500 yıl önce yapmış ve gerçekten şimdi böyle şeyleri görüyor olmak kocaman alkışlar, kocaman tebrikler. Gerçekten çok güzel, neşe dolu, ilham dolu bir ömür geçirin. Hep böyle olduğunuz gibi çok tatlısınız. Gördüğüm andan itibaren çok mutlu oldum. Çanakkale'den dönen Dalkılıç İstanbul'da aşka geldi. Adının Eda olduğu söylenen yeni sevgilisiyle nazar boncuklu bir fotoğraf paylaştı. Darar Kıbrıslıları mesletti, müzik dünyasına da ayar verdi. Sallantılı küpeleri, arkadan toplayarak ortaya çıkardığı güzel yüzü, karıca makyajı ve asaletin simgesini atlamadık. Nasıl güzel, nasıl yanıyor buraları, sırf asalet. Ayakkabılar, takılar falan filan, ne giyelim ne takalım, bu elbiseyle nasıl oluruz falan. Öyle daha zaten İstanbul'dan bir hazırlığımız oluyor, ön hazırlığımız. Oluyor yani en fazla 2 saat içerisinde hazırlanıyorum ben sahneye. Funda Arar arabesk de söylüyor, sanat müziğine de sıcak. Ne modaysa, günün şartları ne gerektiriyorsa yerine getiriyor. Müzik dünyasına da ince bir ayar veriyor Funda Arar. Sanatçı da değişikliklere açık olmalı, eleştirilere açık olmalı. Bunlar önemli. Yoksa aynı yerde sayarsınız, durursunuz. Gerçi bir de ben hani çok tarzı da bir arada yaptığım ve söylediğim için o avantajım da yok değil. Funda Arar Kıbrıs'ta sahnesini Kubat'la paylaştı. Müzik dünyasında birbirini kalpten seveni bulmak zor. Kubat Funda Arar'ı... Aman Allah'ım. Güzelliğe bakar mısınız efendim? Efendim sizin de bu yakışıklılığınız ve zarifliğiniz, böyle jantiliğiniz ne olacak efendim? Teşekkür ederim. Funda Arar da Kubat'ı çok beğeniyor, seviyor. Körler sağırlar birbirini ağırlar gibi olmasın ama hiç gerçekten ben yani bu konuda... Babamın oğlu olsan... Bravo. Ne demişler? Spor ve sanatta torpil olmaz. Kubat nice seneler birlikte sahne alalım temennisinde bulundu. Funda Arar da yaşlanınca sahneye nasıl çıkacağını söyledi. Huzurlarınızda 60 yaşındaki Funda Arar. Böyle böyle bak böyle böyle gelirim ben Kubat. Olur. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Sokaktan geçenler önce Harun Tekin'in balkonda olduğuna inanmadı. Yan taraftan yürüyorduk şu an böyle önce ve bir anda Harun Tekin'in sesini duyduk. Dedik Harun Tekin'in birisini söylüyor gerçekten o mu dedik. Sonra yürümeye başladık. Geldik buraya ve cidden Harun Tekin çıktı. Eline gitarını alıp otel odasının balkonundan konser veren Harun Tekin biraz yüksekte kalınca izleyenler yukarı bakmak zorunda kaldı. Gece sonunda boyun travması yaşayan oldu mu bilinmiyor.